Sayın Valim, Değerli Belediye Başkanım, Sağ Bey'le, Karaman'la değerli büyüklerimiz diyorum ve turizm paydaşlarımız. Özellikle sağ olsun bu kadar güzel bir katılım oldu. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ayırdığınız zamana değeriz diyorum. Zamanı iyi değerlendirmek için biraz hızlı konuşacağım. Onun için bizim sürçerse affola diyorum öncelikle. Şimdi öncelikle ben hem ev sahibiyim hem dışarıdanım diyebiliyorum. Sizler belki birçok, özellikle Mustafa Bey, müsaadenizle sizin bir anekdotunuzu anlatacağım. Dışarıdan gelenler ne kadar Karaman'ı iyi anlayabilir, ne kadar iyi anlatabilir? Bunu bilemem ama bir akşam Karadağ'da özellikle Mustafa Bey'le oturduk. Sağ olsunlar davet ettiler, Karadağ'ı falan beraber gezdik. Akşam böyle oturmuş, Metin Bey dedi, gel dedi, şu sandalyeyi çek buraya dedi. Şu Karaman'ın güzelliğine bak dedi yani. Yanlış anlamam başkanım, bugün bir şey demedim ama bana göre hani sizin aşkınızı anlamam mümkün değil, onun için söylüyorum yani. Yeşil değil, yeşile baktığınız zaman. Ama işte orada sizin bir aşkınız var. Şimdi bizim gibi dışarıdan gelenler bunu anlayamaz ama ne kadar ifade edebileceğim Karaman'ı bilemiyorum. Ama ben dışarıdan geldiğim zaman şunu görüyorum. Yani bir kere sağ olsun Karamanlar çok güzel kucak açtılar bizlere. Tabii dışarıdan geldik. Buradan bizi dolaştırdılar. Sağ olsun Kültür Turizm Müdürlüğümüz, Sayın Valimizin himayesinde, belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız devamlı beraber olduk. Ben dışarıdan gelen bakan bir göz olarak hasbelkader Türkiye'nin 30 ilinde çalışma yapma fırsatımız oldu. Gerçekten Karaman'ın turizm noktasında çok önemli bir yerde görüyorum. Sizler zaten değerlerinizin bir kısmının farkındasınızdır ama dışarıdan gelen birisi olarak dedim. Gerçekten ben çok etkilendim buradan. Yani Karaman'ın hem içine gezdiğim zaman, ondan sonra Taşkale'ye gittiğimiz zaman, gören yerlerimiz ve turistik açıdan baktığımızda bir turist geldiği zaman bulabileceği birçok şeyi burada görebiliyoruz eş zamanlı olarak. Zaten manevi boyutuyla çok özel bir yer burası. Ve gezdiğimiz zaman işte Yunus Emre'miz, Hazreti Mevlana'nın valideleri, akrabaları, ondan sonra turistik değerler noktasında kiliselerimiz, restore edilmiş mekanlarımız, hediyelik eşyacılarımız, yöresel aktivitelerimiz, yapabilecek mekanlarımız var. Tabii bunlar bizim için bir tane olması yeterli oluyor. Sizler diyebilirsiniz, ya 20 yıl önce çok vardı ama ben dışarıdan gelen birisi olarak diyebiliyorum ki, yani Karadağ'a çıktığım zaman beni tatmin ediyor o. Elbette güzelin daha da güzel olacaktır. Hani iyinin en iyinin düşmanı iyidir dedikleri gibi. Sağ olsunuz yıllardır burada yaptığımız çalışmalarla burası güzel bir turizm merkezi haline gelmiş. Tabii güzel bir turizm merkezi haline geldi dediğimiz zaman işte şu anda en elekte çalışıyor. Çok yoğun çalışmalar var. Sağ olsun başkanımız da, kaymakamımız da buradalar. Ermenek'te çok farklı bir boyuta turizm ilerliyor. Çok farklı bir boyutta şu anda Ermeni önümüzdeki günlerde daha da fazla duyacağız. Zaten Zeynep Pazarı Ermenek'te görmeyen Türkiye'de doğa, en iyi doğa mekanını gördüm demesin. Ve son özellikle bir yılda sağ olsun müze müdürlüğümüz, kültür müdürlüğümüz Karadağ'daki tarih mekanları alan temizliklerini yaptırdı. Ve birçok eserimiz ekstra ortaya çıktı. Zaten bunlar bildiğimiz yerlerde ama temizlendikçe altından çok daha farklı, çok daha derin bir tarih çıkmış oldu. Tabi bu değerlerimizi göstermek, sizin bilmediğiniz şeyler değil bunlar. Fakat tabii en önemli soru, buraları turist getirmek kolay mı? Bana göre, yani burada konuştuğumuz zaman acaba herkes ne soruyor? Yani burası turizmde canlanır mı? Zaten bir turizm var ama asıl ideal olan değil. Turist getirmek dünyanın en kolay işlerinden biri. Müsaade ederseniz bazı dışarıdan da örnekler verip bunun ne kadar kolay olduğunu anlatmak istiyorum. Ondan sonra buradaki turizm değerleri nasıl markalaştırabileceğiz? Tabii markalaştıracağız derken yaklaşık 5-6 aydır burada bir çalışma süreci var. Yeni bir süreçten bahsetmeyeceğim. Ama özellikle birkaç dışarıdan örnek göstermek istiyorum. Mesela şu bu Amasya'nın çekilmiş bir fotoğrafı. Amasya'nın çekilmiş bir fotoğrafı, liseli bir öğrenci fotoğrafı çekmiş. Profesyonel bir fotoğrafçı. Basit bir makineyle çekmiştir belki ama Polonyalı bir öğrenci. Lise arası yarışmada, Varşova'da bu fotoğraf ikinci seçiliyor. Sonra Polonyalı gazeteler falan buna basınca gazetede Amasya Kültür Müdürlüğü anlatıyor. ITV fuarında Almanya'da gazete küpürüyle geldiler diyor işte. Türkiye Amasya bulmuşlar. Polonyalılar buraya gitmek istiyor. Orada 32 otobüslük anlaşma yapılmış ki biz 63 otobüsten sonra Amasya'da saymayı bıraktık. Turist getirmek gerçekten çok kolay ki burada zaten Avrupa'da hemşehrilerimiz, çok fazla hemşehrilerimiz var. Şu anda Türkiye çok güzel bir irade gösterdi. Özellikle 2020'li yıllardan beri Türkiye her yıl 130 milyon dolar civarında yurt dışında reklam yapıyor. Ve gerçekten Türkiye şu anda bir dünya markası oldu turizm noktasında. Ve dünyanın en fazla turist gelen 6. 7. ülkesi durumundayız. İstediğimiz zaman istediğimiz reklamı yapabilecek de bu bize bir imkan veriyor, bir potansiyel veriyor.
turist getirme noktasında dediğim gibi çok zor bir operasyon değil. Yaklaşık bence 2 yıl önce Koreli seyahat ajantaları getirilmiş. Buraya bir info gezi düzenlenmiş. İnfo gezi düzenlendikten sonra şu anda bildiğim kadar geçen sene 235 otobüs geldi Kore'den. Yani bizim turizm değerlerimizi gerçek manada anlattığımız zaman turist getirmek çok kolay bir operasyon. Ama bunun için sadece 1,5 yıllık bir devinim gerekiyor ve gereklilikleri yerine getireceğiz. İşte bugün de anlatacağım şeyler bu gerekliliklerinden bir kısmını anlatmaya çalışacağım. Koreli seyahat ajantaları şu anda burayı çok güzel bir şekilde tercih ediyorlar. Tabii daha fazla olması gerekiyor. Fakat en azından olabildiğini şu anda burada görmüş oluyoruz. Turizm değerlerinde işte ne anlam ifade eder, buna gerçekten turist gelir mi dediğimiz zaman bir yine dışarıdan örnek vermek istiyorum. Mesela Amasya'ya şu anda kruvaziyer turizmi başladı. Amasya'da deniz yok. Ama bu sene 28 tane oldu zannediyorum, kruvaziyer geldi. Turizmden para kazanabilmek ticari zeka ile ilgili ki şu anda milyar dolarlık ihracat yapan bir yer olarak burası baktığımız zaman ticari zeka fazlasıyla zaten burada olduğunu biliyoruz. Bugün dünyada en fazla turist gelen ülkelere baktığımız için de Hindistan yok. Tarihsel açısından birçok ülkeyle kıyaslanmayacak durumda. Mısır yok. Ama Amerika var, İngiltere var. En fazla turist gelen ülkeler arasında. Onun için turizmden para kazanmak ticari zeka ile ilgili. Mesela bir örnek örneği geliştireyim. Amasya'da bir Alex Valtezi var. İzmirli bir seyahat ajansı. Türkiye 200 tane kruvaziyer getiren firma. Amasya Kültür Müdürümüz dinliyor biz konferansta. Diyor ki biz Sinop'a insanları getiriyoruz turistleri. Turistler 1,5 saat sonra geri geliyorlar. Yataklar toplanmamış, tuvaletler temizlenmemiş, kruvaziyer yolcusu çıktığı zaman 7-8 saat geri gelmemeli. O zaman hemen Amasyalılar geliyorlar, info geziye getiriyorlar Alex Valtezi, şu soldaki beyefendi. Alex Valtezi diyorlar, siz Samsun'a gemiyi getirin, 1,5 saat içeri alırız, 3-4 saat içeride dolaştırız, tekrar göndeririz size. Ve bu sayede ilk sene 17 gemi geldi, bu sene 28 gemi geldi. Samsunlar oh diyor, gemi geldi diyor, arabalar alıyor, Amasya'yı götürüyor. Yani ve kruvaziyer turizmi o kadar güzel para bırakıyor ki. Özellikle halk eğitimin bir alışveriş merkezine bir grup 13 bin lira para bıraktı. Çok zengin bir turist kitlesi, çok zengin değil mi? Zengin bir turist kitlesi ve para harcayan bir turist kitlesi. Geldikleri zaman hediyelik eşyasını alıyor, her şeyini alıyorlar, para da bırakıyorlar. Ama operasyonu anlatabildiğimi zannediyorum bir örnekle. Bugün şu anda Türkiye gerçekten dediğim gibi çok fazla turist gelen bir ülke. Ama çok fazla turist gelmesi aynı zamanda birçok yerde problem olmaya başladı. Şimdi Konya'da bazı çalışmalara başladı. 3,5 milyon insan geliyor. Birçok ilin hayalindeki bir turist sayısı ama bütün turizmcilerimiz ağlanıyor. Ticaret yapanlar hep ağlanır. Başkanım bilirsiniz ayrı mesele ama gerçekten bu sefer para bırakan bir turizm çeşidi önemli. Yani mesele sadece turist gelmesi değil. Bugün bakanlıkla mesela değişik yerlere çalışmalara gidiyoruz. Fethiye'de 40 bin yatak kapasitesi var. Baktığın zaman her şey var. Ama alternatif arayışları içerisindeyiz. Oradaki alternatif arayışlarında işte nasıl dışarı çıkarabiliriz, nasıl işte yamaç paraşütü yaptırabiliriz, kelebek vadisi nasıl, bu tarz alternatif arıyorlar. Biz ise şu anda kuracağımız sistem de burada. Onların bir süre sonra yani sıkıntıya düştükleri şeyi şimdiden biz biliyoruz. Ona göre burada bir sistem kurmamız gerekiyor ki bu sistem kurulmaya başlandı. Bugün yani İzmir'den çıkıp Kapadokya'ya gidip 269 liraya 4 gün gezen insanların gerçekten gittikleri yer çöpünü bırakıyorlar sadece. En fazla yemek yiyorlar, orada da çatır çatır pazarlık yapıyorlar. Çok bir faydası olmuyor. Ama nitelikli turizm çeşitleri var. Bugün işte bir Grand Tour ya da Karadeniz Tur kişi başı 500 lira İstanbul'dan çıkıyorlar, İzmir'den çıkıyorlar 7 gün boyunca. Kim bundan para kazanacak? Ama botanik turizm mesela Petan Tur yapıyor GAP'a 3070 dolar kişi başı. Bugün işte şu anda bir seyahat ajantısı bulduk. 5000 liraya sadece Konya'yı gezdiriyor. VIP tur yapıyor. 3000 dolara Halfeti'de siyah gölü gösteriyorlar. GAP'ta böyle bir turizm çeşidi var. Botanik turizm yani ne tarihsel ne başka bir şey ottan çöpten para kazanılabiliyor. Yeter ki iyi sistem kurabilelim. Bu kurmayı becerebilelim. Mesela bu kişi Amasya'ya, Avusturya'dan gelmiş olan bir kişi. Amasya örneğini veriyorum özellikle. Sağ olsun, orada bilirim. Hoşuna gidiyor. 4 yıl önce Amasya'ya bir çalışmaya başlamıştık. Amasya'da da bir sistem ortaya konduk. Şu an hayata geçmiş bir örnek olan. Tabii Allah nasip eder başarılı bir şekilde ama Amasya'da özellikle bunu vurgulamak istedik. Nitelikli turizm, para bırakan turizm çeşidi. Bunlar aynı zamanda tüketmiyorlardı. Yani şu kişinin şeye bakışına bakın. İnek bile bu kadar açlığa bu çiçeğe bakmaz. Ama geliyorlar, botanik turizmi çok değerli. Yani şu an Avrupa'daki endemik bitkilerden daha fazla, bunu bilenler vardır, Türkiye'de endemik bitki var. Bu turizm çeşitleri gerçekten çok güzel para bırakıyor. Yani bizim dediğimiz papatyalara olan şu bakışa bakın, yani insanların istizanına bakın. Papatyalar, şeyler,
Çok değerli, değer veriyorlar. Hem de tüketmiyorlar bunlar. Yani bir Japon'la dolaşıyordum. Japonların hepsinin hassasiyeti ama sigara içiyor. Fakat küllüğünün yanında dolaştırıyor. Yani küllüğüyle dolaşıyor. Bu tarz şeyler hem doğaya saygı duyuyorlar, hem tüketmiyorlar, hem de güzel ekonomik değer bırakıyorlar. Ben biraz esnaf çocuğu olduğum için çok para para diyeceğim belki bugün ama. Yani şunu görüyoruz. Mesela Bolu'da Bilenevi'nden bir yere gitmiştik eşimle beraber. Kişi başı 150 lira konaklama parası. 8 odalı bir yer, bir butik otel. Erol Bey ve Nevin Hanım bir baktım motorcular geldi. Motorcular eskiden böyle hani parası olmadığı için motorla gezenler diye bakıyordu ama çoğu CEO genel müdürmüş. Akşam sohbet ettik, yemekler yendi. Kişi başı 150 lira konaklama parası verdiler. 2 kişi 300 lira veriyorlar odaya. Ben o yıl örneği onun için koydum. TUI'nin en iyi seçtiği otelde Alanya'da tatilimi geçirdim. Ultra her şey dahildi 60 lira kişi başı. Yani bir buna bakın bir diğerine. Bunlar 100 bin kişi olmayabilir ya da milyon kişi olmayabilir ama bunun 10 bin kişisi diğerinin 100 bin kişisine bedel bir şey bırakıyor. Ekonomik getiri bırakıyor. Erol Bey'in yaptığı neydi? Mesela sarı alanda sarı çiçekler açınca fotoğrafını çekiyor. 2500 database var. Mail atıyor. Patır patır foto safariciler geliyor. Ve bugün mesela bir gün şeyde av turizmi de yine bunlardan biri. Bizim Ermenek bölgemiz özellikle çok nitelikli av turizmi yapıyor. Bir gün Ahmet Bey aradı. Kültür müdürümüz, kardeş dedi, sen paralı turist diyordun ya dedi. İşte ilk grup geldi diyor. Avusturya'dan gelen grubun ilk fotoğraflarını gönderdi. Hatta geçen hafta yine bir sayı aldım. Bütün masraflar çıktıktan sonra bir haftalık gelen 15 bin euro para bırakıyor. Yani 15 bin euro para bırakıyor. Bu av turizmi ki şu anda en nitelikli av turizmi ve en paralı diyeceğim av turizmi burada yapılıyor. Yani geçtiğimiz sene Karaman'da bir yaban koyunun vurulma hakkını 140 bin liraya ihale edildi. Artık kaça sattılar bilmiyorum ama 300-400 bin lira zannediyorum bir av partisi yapılıyor. Ve geliyor ki bazı yerde diyorlar biz fişek dağıtıyoruz köylere domuzlar şey olsun diye. Yok edilsin diye yani zarar vermesin diye burada üstüne para da kazanılıyor. Hatta para kazanılıyor ki burada bu tarz turizm çeşitlerinde para yerele gidiyor. Mesela av turizminde kapsamında diyor bizim Karaman'dan aldığımız bilgi 25 adet av turizm organizasyonu düzenlenmiştir diyor. 63 bin lira av turizmi gelir elde etmiş. Bu gelirin 23 bin 900 TL'si yaban dozu yapılan yöredeki köy muhtarlarına aktarılmıştır diyor mesela. Yani bu tarz turizm çeşitlerini biz yaparsak direkt bir şekilde şeye giriyor. Tabii turizm çeşitleri dediğimiz zaman aynı zamanda eserlerimiz çok var. Fakat unutmayalım şunu yani manevi yerlerin fiziken değerlendirilmez görünüşleri. Fakat kişi buraya Çin Seddi'ni görüyor, piramitleri görüyor. Ve oradan Roma'yı, Kolezyum'u dolaşıp buraya geliyor. Bizim tarih eserlerimizi biz fonksiyonlaştırmamız gerekiyor. Sadece şeklen bırakmamamız gerekiyor. Burada çok güzel restorasyonlar yapılmış, mekanlar düzenlenmiş. Ama bunlara aynı zamanda fonksiyon katmak gerekiyor. Yine bir örnek vermek istiyorum. Mesela Antalya'da Demre'nin de Aziz Nikola Evlilik Şöleni yapılıyor. Evlilik Şöleni'nde kışın yapıyorlar özellikle bunu. Bakın görüyorsunuz solda binlerce kişi şu anda evleniyor burada. Wedding'de Antalya'da siteye girdiğiniz Wedding'de düğün paketleri var. Az param varsa diyor işte 200 liralık paketimiz var diyor. Çok param varsa diyor işte aşağı Tanrı Zeus'un Athena'ya aşkını ilan etti. Olimpos'ta onun aşkını ilan etti diyor. Her şeyin bütçesine göre şeyi var. Ve burada bu sefer bunu o kadar güzel devletimiz de sahiplendi ki devletimiz gerçekten çok güzel reklam yapıyor. Ama onlara malzeme vermemiz gerekiyor. Ve şu anda şey oldu. Türkiye New York Times'a falan cover yaptı bunu. Ki bu ne kadar hızlı zamanda oldu. Yani 20-30 yıllık bir süreçte olmadı. Bir yıl içerisinde buraya geldiler. Onun için biz güzel bir sahiplenirsek ki şu anda maksimum sahiplenme var burada çok güzel. Biz çok hızlı bir şekilde bir dünya destinasyonu olabiliriz. Sadece Türkiye değil, dünya destinasyonu olabiliriz. Mesela bu Demre'de birisinin şöyle bir yazarın şeyi vardı, serzenişi vardı. Noel Baba nerede yaşamış diyor Demre'de. Noel Baba'nın kilisesi Demre'de. Bugün 2008'de giriyoruz. Demre'de ne gibi etkinlikler var? Koca bir iş diyor. Az önce gösterdiğim binlerce kişi 2010 yılında yani ondan 2 yıl sonraki olan binlerce kişi geliyor. Biz böyle güzel fonksiyonlaştırabilirsek bizim tabii bunun fonksiyonlaştırmanın üzerinde çalışılması gerekiyor. Yani ben şu anda evlilik falan demiyorum burada ki o da bir konsepttir. Bizim eserlerimizi böyle anlatmamız gerekiyor. Bu arada geçen kalkınma kurulunda bu sunumun biraz benzerini yapmıştım. Sayın Valim de sorma ikinci oluyor bazılarımız için ama onun için örnekler bir daha oluyor. Fakat pekiştirmem gerekiyor Sayın Valim kusura bakmayın. Şu anda Almanya'ya gönderiyorum. Görüntüm birisi ikinci gönderiyor. burada koyuldu. Ermenek'teki İsveç'ten
domuz avına şey getiren turizm bir arkadaşım. Şimdi onunla paylaştım. Arkasını paylaştım. İşte tamam. İşte tamam. Örtü diyoruz reklamdan gibi. Ya o kadar önemli ki yani bir mailde şey yani bütün kitleye şey yapalım. Al turizm bir arkadaşım da Almanya'da. Çok güzel görüşürüz. Çok güzel sayım abi. İşte ITV'ye gideceğiz mesela bu ay sonunda. O zaman onları da ziyaret edelim inşallah. Mesela tarihi mekanlarımızda yine bir örnek veriyorum. Dışarıdan örnekler veriyorum ama bunlar ne kadar basit yapılabildiğini göstermek için özellikler. Zaten burayı biliyorsunuz. İşte bunları biz nasıl fonksiyonlaştıracağız? Giresun Adası vardı. Sayın Dursun Şahin valimizle beraber çok o da kuş gözlemlemeye çok ilgisi vardı. Kuş gözlemleme mesela bir turizm çeşidi. Amerika 23.6 milyar dolar kuş gözlemlemeye para harcıyor. Bizim tüm turizm gelirimiz 25 milyar dolar. Öyle büyük bir pastası var. Şeyinde yani ve dünya kuş göçünün %65'i bizim bölgemizden yapılıyor. Yani bugün mesela yılkı atlarımız var şeyde ki İngiliz atlarının 39 nesil önce meşhur İngiliz atları Karaman'dan gitmiş. Bu müthiş bir marka değeri yani şeyinde ve şu anda bizde 250 tane pardon 450 lisanslı binici var. Bunun 250'si aktifmiş. İngiltere'de 610 bin tane lisanslı binici var. Fransa'da 402 bin tane var. Yani pazar ve bir devrel bir pazar. Yeter ki biz iletişim yapalım işte az önceki mailden ve iletişim de bedava çok paralı olan şeyler değil. Burada mail oluyor, mail link olsun, seyahat ajantları irtibat geçmek için çok paraya da gerek yok. Yeter ki biz ürünlerimizi hazırlayalım ki biraz sonra oraya geleceğim yani. Ürünlerimiz de hazır artık. Biz bunlara yeter ki güzel iletişimini yapalım ve arkasını takip edelim Allah'ın izniyle. Tabii ama geldikleri zaman ne yapacağız? Yani geldikleri zaman da az önce dediğim gibi biz sadece şey gösterirsek, kuru kuru binalar gösterirse kişi Roma'daki kiliseyi görüyor, bizim Çeşmeli Kilisesi. Ayasofya'yı görüyor, şeyi görüyor, Sultanahmet Selimiye Camii'ni görüyor, biz burada camimizi gösteriyoruz. Elbette yani Hazreti Mevla'nın annesi ya da Nusi Emre'miz fizikken değerlendirmez ama gezen turistler diğerlerini şeklen değerlendiriyorlar. O zaman biz de bunların içini fonksiyonlaştırmamız gerekirken özellikle bir de tiyatral bir şeyler de yapmamız da uygun olacağını düşünüyorum. Bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Mesela Giresun Adası'nda şu anda altın post hikayesi var şeyi. Şöyle bir organizasyon yaptık. Belediye daha önce yapmış. Bunu ticari hale getirdik. Giresun Adası'nda efsanevi her gün altın post hikayesini, Saka Türklerini ve şeyi birleştiren bir operasyon yaptık böyle. Adaya giderken Giresun Adası'na şeyleri, böyle Saka Türkleri kıyafeti giyiyoruz. Bu Arap Büyükelçisi mesela. Röportaj yaptık bir rehberle. Ya diyor elçileri nasıl bu hale getirdiniz diyor. Herkes baltaları taktı, şeyleri giydi. Bıçakları aldık böyle. Havaya giriliyor. Adaya giderken kıyafet giyiyoruz. Ondan sonra adada etrafımızda her gün adamları çeviriyor. İşte esir oluyorlar biz. Her günle konuşuyoruz. Dost olduğumuz anlaşılıyor. Ondan sonra da mesela Amazon kadınları karşımıza çıkıyor. Amazon kadınları bize ok atmayı öğretiyorlar. İşte bu, sonra o dönemin yemekleri yiyoruz. Ki hiçbir şey ben sevmiyorum ama yiyoruz yani şeyinde. Araştırma neticesi olan yemekleri. Sonra anı fotoğrafları çektiriyoruz. Ve 1500 lira karşılığında bu satın alınabilir bir ürün haline gelmiş oldu. Yani bu tavsiyeleri fonksiyonlaştırmamız gerekiyor ki az önce işte seyahat ajantaları en son karede gösterdiğimiz onları yaptık ve şu anda bu satın alınabilir ürün haline geldi. Biz Türk Gece Bayramı'nda yani burada zaten aktiviteler yapılıyor ama bunu turizme çektiğimiz zaman işte böyle fonksiyonlaştırmamız gerekiyor. Kişiler geldiği zaman hizmet alabilecekleri hale gelmemiz gerekiyor. Karşılama çok önemli. Mesela Giresun'da yine son ikinci örneğimiz dışarıdan Giresun'da Giresun karşılamasıyla bir düğünde karşılanmıştı. Çok hoşuma gitmişti. Onlara eden bir karşılama şekliydi. Şimdi gelen turistleri şöyle karşılıyoruz. Özellikle gösterdiğim örnekte dikkat ederseniz hiç böyle restorasyon, sokak sağlıklaştırılmış, para gerektiren şeyler de değil. Ama önemli olan insan samimiyeti. Yani bizim Anadolu insanı en büyük zenginliğimiz. Mesela Giresun'da gelen turistlere bir afiş yapıyoruz. Afişe isimlerini yazıyoruz. Zaten büyük şaşıyorlar. Sonra köy meydanında bayanları çiçekle karşılıyoruz. Erkeklere köy baklavası tepsisi veriyoruz. Turistler bunun parasını zaten veriyorlar. Ama önemli olan bu tarz bir muamele görebilmek. Onlar tarafından büyük onere oluyorlar. İşte Aynur abla burada Kıbrıs'tan gelen bir grubumuz da bu. Ufuk Hanım'a oynamayı öğretiyor. Dönemine göre fındık toplantıları, dönemine göre böğürtlen toplantıları, doğal güzelliklerimizi gösteriyorsa bu doğal güzellikler Yeni Zelanda'da da var, bir başka yerde de var. Fakat orada olmayıp bizde olan Mehtap Hanım. Bu Mehtap Hanım'a közde kahve ve çay ikram ettiriyoruz mesela. Karşında 50 lira para alıyor. Yani bizim Taşkale'de mesela bu tarz bir fonksiyonlaştırmamız gerekiyor. Her türlü şeyi de çok güzel bir yer ama insan kaynağını da organize etmemiz gerekiyor. İşte şu kız Ferrari kullanırız bu kadar belki mutlu olmaz. Ama pat pat kullandırıyoruz, römörkte dolaştırıyoruz. Akşam güneş batarken eğlencelerimizi yapıyoruz.
eğlencelerimizi. Ondan sonra köy evlerinde yatırıyoruz. Beyaz çarşaf, kişiye özel havlular böyle yapıldı. Ama her şeyden önce işte burada da şu an 5-6 aydır yaptığımız gibi önce bu insanlar, az önce kıyafetli kişiler yoktu. Bakın kıyafetler böyle ama ablalarımızla oturduk, çalıştık. Ne giydirdik, gelen insanlar ne ikram edildi. Fikri abla bunu 1,5 ay giydiremedi. Gericilik olarak görüyordu. Ama şimdi gelen insanlar bunu görünce ne kadar büyük şey olduğunu görmüş oldular. İşte böyle evleri düzenledik, şey yaptık. Evler düzenlendi, gelen kişiler artık hijyenik bir şekilde şey alabiliyor, hizmet alabiliyorlar ve orta oyunlar. 50 yıl önceki orta oyunları ortaya çıkardık ve şu anda bu birçok seyahat ajansının programına girdi. Onun için insan kaynağını yönetmek ondan çok önemli diyorum ki burada sağ olsun bu tarz insan kaynağımız var, birçoğunu burada organize ettik, artık turistlere şey yapıyoruz. Sonra da işte seyahat ajantılarını info geziye getiriyoruz. İnfo geziye getirdikten sonra burası Giresun'un İnecek Köyü ve Şehit Köyü birçok seyahat ajantısının programına girmiş oldu. Mesela şu an birçok kişi diyebiliyor yani ya işte 5 günlük normal şey turu var ama şu anda Giresun ve Ekoturizm köyleri 5 günlük bisiklet turu başladı. Bu bisiklet turu başladığı gibi biz artık ürünlerimizi yani marka değerlerimiz, turizm değerlerimizi ürünlere dönüştürdüğümüz zaman işin rengi değişiyor. Seyahat ajantaları için yutulabilir lokmalar haline geliyor. Onun için yaklaşık 5-6 aydır Sayın Valimizin davetiyle sonra Mevka Ajansımızın desteği oldu, belediye başkanı, ticaret odamızı. Hep beraber bir çalışmaya başladık. Alt alttan çalışmaya başladık. Birçok görüşme yaptık ve artık bizim paket tur programlarımız var. Şu an 7 kategoride bir turist geldiği zaman ya da seyahat ajansı geldiği zaman satın alabilecekleri ürünler var. Mesela sağ olsun bizim Barış Bey, burada bulunuyorum şu an davet etmiştim gelecekte. Üstadım. Mesela çok değerli bir insan, Barış ünlü. Bisiklette gerçekten bisikletin birçok ödülleri var, yarışmalara katılıyorlar. Biz şu anda sağ olsun kendisiyle beraber bisiklet safari programı yaptık. Yani az önce gösterdim, seyahat ajansı artık biz kurumsal bir duruşumuz var diyoruz. Web sitemizde şeyimizde bisiklet safari programımız var ki burada güzel bisiklet safariler de yapılmış. Ama artık Almanya'ya gittiğimizde, bu ay sonunda Almanya'ya gittiğimizde artık bizim bir ürünümüz olmuş oluyor. Bisiklet safari. Çok önemli bir turizm çeşidi. Bizim şu anda yapılabilir bir ürünümüz var. Kültür ve tarih programımız var. Kültür ve tarih programının içerisinde de birçok anekdot var. Bu sefer kültürü sevenler. Bazı kültürü sevenler benim dağda bayırda ne işim var diyor otun çöpün içinde. Otu sevenler de yani şey, doğayı sevenler de benim ne işim var diyor şeyde, müzede diyor. Her birinin satın alanı farklı. Onun için biz her birine göre ürün geliştirmemiz gerekiyor. Bir kısım şu anda hazır olanları burada gerçekleştirdik. Tabi bu yazılabilir, masa başında çok rahatlıkla bir yazılabilir bu tarz programlar ama biz aylarca sağ olsun buradaki turizmcilerimizle beraber herkesle birebir görüşerek çalışmalar yaptık. Saha çalışması yaptık. Yani masa başında sadece yazmadık. İşi bilen kişilerle, ben bisikletten anlamam. Üstad işte, ben fotosaförden anlamam. Ufuk Bey'le beraber. Herkesle birebir çalıştık. Hem müzede öyle eserler bulduk ki, şu anda bunu sadece fragman yapıyorum. Daha sonra üzerine gideceğiz. Ve bu eser bir süre sonra çok meşhur olacak. 2037 numaralı eser. Bunu bir yere not edin. Çok özel bir eser bulduk. Sağ olsun Abdülbahar Bey'le beraber ve ekibiyle beraber şu anda. Bunun üzerine çalışıyoruz. Gizem Turizmi'ni çekme noktasında başlı başına bir marka değeri olacak bir ürünümüz varmış. Mış diyoruz işte bu iş yorumlama işi. Yani biz ona göre hep sadece doğamıza da böyle bakacağız, tarih eserimize de böyle bakacağız. Yani bugün foto safari çok önemli bir turizm çeşidi ve aynı zamanda birçok turizmle ilişkili olan bir şey. Biz burada işte 2 günlük, 1 günlük ve yarım günlük foto safari programları yaptık. Nerede yemek yiyecek, nerede kahvaltı yapacak, nereye gidecek. Ondan sonra Ersin Arıbey ile beraber çadır kamplı doğa programı bunları gerçekleştirdik. Bizim artık muhataplarımız var. Seyahat ajansı aradığı zaman burada cici turizm gibi, diğer işte Ramazan turizm gibi, hepsini ismini sayamıyorum kusura bakmayın. Onlardan da bu hizmeti satın alabilecekler. Aynı zamanda o ajantalarımız böyle alanda yardımcı olma noktasında böyle anahtar kişilerden de hizmet alabilecekler. Sağ olsun Sayın Valimizin davetiyle böyle başladık çalışmalara. Özellikle Rıza Durun'un da özel ismini almak istiyorum. Her çalışmada beraber olduk sağ olsun, kendisi de bugün gelemedi. Ama daha bayır dolaştık. Nerede marka değerlerimiz var, bunları nasıl fonksiyonlaştırabiliriz kısmında kapsamlı çalışmalar yapıldı. Ve dere tepe bir şekilde dolaştık. Şu pozisyona düşmek istemedik. Bunu anlattım, buradan bir daha anlatmak istiyorum. Şimdi sağ olsun burada danışman olarak bizleri görevlendirdiler. Şöyle bir fıkra vardı, bilir misiniz? Adamın biri çoban. Bir çoban görmüş, jipiyle beraber dolaşırken dağ yollarında. Demiş ben bu çobanı kandırırım. Gidiyor, duruyor. Çobana diyor, senin burada kaç koyun olduğunu bilsem diyor, bana koyunlardan, hayvanlarından birini verir misin? Veririm diyor. İşte nasıl sayacak? Dağ, tere, tepe, birçok yere dağılmış koyunlar. Bakıyor 498 tane diyor. Ya nasıl bildin diyor çoban, o zaman al hayvanlardan biri diyor.
alıyor, sırtlanıyor. Tam giderken, peki diyor çoban, senin ne iş yaptığını bilsem diyor, hayvanlığımı geri verir misin? O da diyor yani cipte yazmıyor, konuşmadık, elbette veririm diyor. Sen danışman hala var ama aşıkların bir yeri vardı böyle. Yani kendileri çalıp kendileri oynuyorlardı. Ama biz dedik gelin bundan para kazanabilirsiniz. Tabii rızkı Rabbim verir ama hani biz sebepleri yerine getiriyoruz. Para kazanabilirsiniz dedik orada. Ondan sonra onları organize etti. Şu anda turistler geldiği zaman kıyafetleri giyiyorlar. Rakamları var işte 350 lira, 750 lira. Yemekli olsa 1150 lirayı zannediyorum. 150 lira paketlerimiz var. Seyahat ederken telefon açtığı zaman bunu satın alabiliyor. Onun için bizim çok değerimiz olması değil. Bu, acaba bunu sunabiliyor muyuzdur? Bu çok önemli. Sivas'ta şu anda geldikleri zaman işte Mevlevi gösterisi satın alıyorlar kelimesini söylemiyorum. Orada derneğe burada bağış yapılıyor Mevlevi gösterileri kısmında. Ama şu var yani biz Hazreti Mevla'nın annesini görmeye geldiğimiz zaman, ziyarete geldiğimiz zaman o atmosferi, o şeyi hissetmemiz gerekiyor. Onun detayı var. Yani burada Şevsi Sabış Beyefendi ile beraber dolaştığınızda Mevlevi'nin ne olduğunu gerçekten anlıyorsunuz yani. Sivas'ta kangallı köpekleri sevdiriyoruz. Ondan sonra hamama sokuyoruz. Hamamda kelle kırdırıyoruz Sivas'ta. Hepsinin satın alan şeyi var. Hepsinin ücreti var yani. Burada da şu anda Haşkele Yöresel Seyirlik Oyunları ekibimiz var. Gerçekten çok güzel programlar yapıyorlar. Kendilerini zaten ispatlamışlar. Birçok yerde biz böyle sistem kurmaya çalışırken şu anda hazır ekibimiz de varmış. İşte bunlar çok değerli şeyler. Yani sadece biz burada sayarken anlatabildim herhalde şeylerimi, derdimi genel itibariyle. Biz burada nelerimiz var diye sayarken aynı zamanda bu ekip de bir değer. Yani bizim şu anda işte sıra gecesi bir son 5-6 temsilcimiz kalmış. Onu tekrar canlandırmamız gerekiyor. Çünkü bunlar çok önemli değerler. Yani bu sadece sosyal sorumluluk diye bakmayacağız buna ki çok önemli. Yani buna sürdürülebilirliğinin olması gerekiyor. Şu anda burada Taşkale Seyirlik Oyunları'nı biz artık satın alınabilir hali getirmiş olduk ki onların sistemi vardı. Yine programların içerisine yerleştirdik. Çok başarılı çalışmalar yapıyorlar fotoğraflarını gördüm şeyinde. Bu ne anlam ifade ediyor yine? Bir örnek vereceğim. Mesela Japonlar, Amerikalılar kesinlikle kültürü çok seviyorlar. Yani kültür dediğinizde şey yok. Biz haberler yapıyorduk. Böyle sürekli haberler yaptığımız bir şeydi. Bilecik'in Kınık Köyü'nde işte orada Ertuğrul Gazi Derneğimiz var. Yürük oyunları falan oynuyor. Mailing attığımızda birisi düştü. Birisi aramış seyahat ajantası. Köylüye demiş, orası bir kırsal turizm köyü. Köylüye demiş, ben demiş, siz biz tanımazsınız. Biz büyük bir ajantayız. Biz ama köy, elimiz çekti haberler. Onun için basındaki arkadaşlar çok önemli. Burada biraz sonra haberler kısmına gireceğim. Çok önemli ki, yani %25 gibi bir önem bana göre bir turizm sürecinde. Önemli. Haberler kısmı. Oradan haberi görüyorlar. Köye arıyorlar. Diyorlar bize hani bir iki sadece ev cami göstereceksin lütfen getirmeyin. Bizim arkadaşımız da Cihan da diyor ki eğer gelin diyor beğenmezseniz paranızı ben vereceğim benzinle. Hoşuna gidiyorlar bir köylünün böyle bir şey. Bir geldiler. Tabii biz hemen bir hazırlandık. Ve şu anda biz tanımıyorduk ama adamlar dedi. 5 milyar dolar cirosu olan dünyanın en büyük seyahat ajantalarından biriymiş. Neye vurulmuşlar? Yöresel yörük oyununa vurulmuşlar. Ve aldık onları gezdirdik işte. Yörük kıyafetlerimizi giydik böyle. Onlara bir info gezi yaptık. Baklava tepsimizi verdik. Ve kurumsal duruş. Yine broşürümüzü verdik. Afişlerimize karşıladık. Yöresel seyirlerimiz orada oyun oynadı. Gezdirdik, anlattık. İşte kurumsal bir duruş oradan çok önemli. Hamur açıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz derken şu anda Ankara'ya çıkardılar programdan. 53 müzesi olan Ankara'ya çıkardılar. Bu köyü koydular. Bilecik Bilecik bir köy. Yani onun için bizim seyahat ajantının aralıklarına göre şekillenmemiz gerekiyor. Onlar bizim Anadolu insanın samimiyetini istiyorlar. Bu da bizde fazlasıyla var Karaman'da. Allah razı olsun. Birçok kişiden burada. İşte biz bunları yıpratmadan yani şey yapmayın, insanları, duyguları yıpratmadan bunları bir şekilde hizmete sunmamız gerekiyor. İşte biz de ne yaptık mesela? Bu Taşkale Seyirlik Oyunlarımızı, ondan sonra sema gösterilerimizi hepsini programları koyduk. Sağ olsun MHP Kalkınma Ajansı hep bu süreci maddi olarak sübvanse ediyor. İşte İngilizcelerimizi bastırdık, İspanyolcalarımızı bastırdık. Bu hafta şeye gideceğiz. Önümüzdeki iki hafta içerisinde Almanya'ya gideceğiz. Orada kendimizi anlatacağız. İngiltere'de anlatıldı. Ve artık Karaman Turizmi bu ürünler şey yapıldı. Şu anda çıkış, lansman dediğimiz çıkış zamanına gelmiş olduk. Aynı zamanda belki biraz sonra başkanım bahsedecektir. Çok güzel iki tane önemli gelişme var. Kalkınma Ajansı'nın yine Mevka güdümlü desteğiyle şu anda bir hoş geldin merkezi ve simülasyon merkezi inşallah yapacağız. Projesi geçti. Ayrıntısını inşallah müsait olursunuz başkanım sizler açıklarsınız. Bu başlı başına bir çekim noktası inşallah olacak. Yine Ermenek'teki doğal turizm üssü inşallah Ermenek'te de doğal turizm üssü bir inşa edilecek. Ermenek'te zaten şu an su sporlarında çok farklı bir yer ama bunun bir sisteme kavuşu olmuş olacak ve dünyanın bence en örnek yerlerinden bir tanesi olacak. Doğal turizm üssü
geliştirilecek. İşte yine Kalkınma Ajansı'nı sağ olsun İngiltere'de bu ürünlerimizi tanıttı. Bakanlığa gittik. Bakanlıkta Karamanlı'yla hemşehrilerimizi de bulduk. Bakanlıkta ürünlerimizi tanıttık. TÜRSAB'a gittik, ürünlerimizi tanıttık. Travel Turkey'de gittik. Standımız yoktu ama ürünlerimizi yine orada tanıttık. En sonunda sizin hemşehrinizle Emir Turizm Forum'da geziyor da Bakan Yardımcımız, Kültür Turizm Bakan Yardımcımız Karamanlı. Hemen yanaştım yabancı birisi diye. Sayın Bakan Karaman'ı size satalım dedim böyle. Şeyinde o da ilgilendi. İnşallah ne gerekirse yapalım diyorlar. Ve o kadar kolay ki ne gerekirse. İşte bakanlığa gittiğimizde İzmir İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Sinan Bey'le. Bakanlığa gittiğimizde şu oldu mesela. Ramazan çok çevik diye genel müdür yardımcımıza gittik. Programlarımızı anlattık. Çok heyecanlandılar. Hemen çağırdı, bir iki tane hanımefendi çağırdı. Biri Türkiye'nin sosyal medyasına bakıyormuş. 1 milyon üyemiz var diyor. İngilizcenizi verin ve telif hakkı olmayan fotoğrafı, o da çok önemli. İngilizce verin, koyalım diyorlar. Para gerekmiyor. Tüm turizm ateşeliklerimizi biz bunları şu anda ücretsiz bir şekilde gönderiyoruz. Sadece ilgi. Emin olun sadece ilgi yani birçok yerde. Bunu hani çok daha örneklendirebilirim ama artık kapatıyorum şeyi. Şu anda da yani yabancı turist gelmesinde belli bir rakamımız var ama bu tatmin edici değil. Biz artık bunu Allah'ın izniyle bir sisteme koymuş olduk şu anda. İşte Facebook'umuzu oluşturduk. Enteresan bir web sitesi yaptık. Onun daha sonra maillerinizi aldık. Onların linkini göstereceğim, göndereceğim. Kişi kendi tatilini kendi programlayabildiği ve hiçbir rehberler de önemli ama bölgemizde kokatlı rehber pek olmadığı için rehberlik programını açtığımız bir web sitemiz var ki önümüzdeki inşallah hoş geldin merkezi olduğu zaman da akıllı telefonlarla beraber tamamen dolaşılabileceği işte Foursquare'i biliyorsunuz, Yandex Navigator'ı biliyorsunuz bu tarz şeylerle beraber, bu arada çok reklam yaptım ama şeyinde, bu tarz şeyler, tool'ları kullandığımız kendi ürünlerimiz olacak inşallah bu hoş geldin merkeziyle ve bu hoş geldin merkezinin içini fonksiyonlaştırır iken de aynı zamanda burası bir pazarlama ofisi olacak. Yani şu anda bizler hasta kadar bir şekilde buradayız. Sistem kuruyoruz ama biz yolcuyuz. Siz hancısınız, biz size hizmet etmeye geldik. İnşallah Allah nasip ederse bu sistemi burada kurmuş olacağız. Hoş geldin merkez ile beraber burası bir pazarlama ofisi gibi çalışacak. Yani şu anda 12 bin kişilik datamız var bizim. Yani 4700 seyahat ajantasının Avrupa'da 15 bin seyahat ajantasının datası var. Hepsini oraya koymuş olacağız. Ürün mü çıktı? Oraya şey yapıyoruz. Yani işte mantar sapı için İsviçre'ler, kültür için Japonlar, kuş gözlemi için Amerika. Orada bir yapı olacak. Turizm pazarlamacısı olacak. 2 kişi orada. Orası sürekli pazarlama yapan bir yapıya kavuşmuş olacak inşallah. Onun için 5-6 aydır yaptığımız çalışma alttan alta buydu. Bugün sağ olsunuz geldiniz. Bunu en azından sunduk. İnşallah. Bundan sonraki süreçte de işte ITB'ye katılacak. TÜRSAB'ın seyahat ajantını davet etmemiz gerekiyor. Dolaşacağız. Ama bundan sonra şöyle bir ricam var benim. Zaten sizler kendi içinizde birimleriniz var ama artık bu birimleri bir şekilde böyle yapmamız gerekiyor. Yani valilik, belediye güzel çalışma yapıyor. Yine çünkü çok güzel bir kitap geldi. Artık beraber hareket etme kültürümüzün oluşması gerekiyor. Onun için uygun görürseniz özellikle değerli büyüklerimize söylüyoruz. Böyle çalışma ekipleri, çok geniş değil, çalışma ekipleri oluşturup artık biz de buradan teslim etmemiz gerekiyor. Sağ olsun Kültür Müdürlüğü'ndeki değerli arkadaşlarımız yardımcı oluyor bizlere. İşte ticaret odasıyla beraber çok yakın hareket ediyoruz. Belediyedeki işte arkadaşlarımızla dün daha istişarelerimiz oldu. Ama artık biz çekildiğimiz zaman şey olmaması gerekiyor. Beraber hareket etme kültürü oluşması gerekiyor. İnşallah onu da bir sisteme koyarsak Allah'ın izniyle malzeme çok. Sağ olasın, sağ olun. Ama işte sistemin, teşekkürler öncelikle böyle sistemin zamanınıza kadar. İnşallah onları öyle yapmak isteriz. Benim şu anda sunumum bu, ifadem bu kadar. Uygun görürseniz sizler de görüşlerinizi almak isteriz. Şeyinde, değerlendirmenizi alabilirsek başkanım. Sohbet şeklinde söyleyip konuşmaktansa... O da olabilir. Her bir konu o zaman böyle mikrofonu var bu arkadaşlar. Hocam önce sizi bir alkışlayalım bence. Öncelikle Karaman'da turizm dünyaya açılıyor programını düzenleyen ve bizi buraya toplayan insanlara teşekkür etmek istiyorum. Ben emekli öğretmenim. Size Karaman'ın 15 bin nüfuslu olduğu dönemden
bu dönemdeki ufak tefek çalışmaları da söylemekten geçemeyeceğim. Bu gösterdiğiniz sunumda gerçekten çok güzel bir şey. Bir Karaman'da bir turizm nasıl olur? Nereye gider, nereye varır? Onu dinledik. Yetkili bir ağızdan memnun oldum. Biliyorsunuz, herkes bilir bunu. Turizm bacasız fabrika denir. Bu bir herkesin söyleyen geldiği bir söz. Karaman'da 15 bin nüfuslu olduğu dönemde iki tane lokantamız, üç tane de dörder yataklı bir otelimiz vardı. Handaya tadımıyla. Ama bugün o kadar güzel ortama geldik ki otellerimiz Grand Otel, Domason Otel, Nadir Otel, Aydoğdu Otel, Aygül Otel, Bayrakçı Otel gibi birçok konuklarımızı ağırlayabileceğimiz otellerimiz var. Biz 1961'de turizmin ilk açılışını yaptık. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma törenleri düzenledik. Çevre illerden değil, bütün dünyadan Karaman'a bilim adamları, tarih bilimciler, kültür adamları Karaman'a akın etti. Karaman'da yiyecek ekmek, bir lokanta, otel kalmadı. Konukları halk evlerine götürdü, ağırladı. Şimdi biz bundan bir iki sene evvel Turizm Ticaret Sanayi Odası önderliğiyle Fener Ruh Patriği'ni Barsurlara'yı buraya getirdik. Karadağ'da ona peynirli börek yedirdik. Karadağ'da yetişmiş bal yedirdik kendisine. Memnun olduk. Kiliseleri gezdirdik. Allah'ın kilisesine götürdük. Ki Barcelona gibi bir patriğin Karaman'a gelmesi demek büyük bir olaydır. Ben onu başka yerde anlattığım zaman diğer bu şeyler şaşırdılar. Bu adam nasıl geldi Karaman'a diye. Şimdi Karaman gerçekten söylüyorum tarihiyle, kültürüyle, görüşüyle insanları turizme açılan bir kapı. Sizler bu hani derler ya helva şey var, şeker var, un var, yağ da var. Helva pişir. Yemek kime düşüyor? Sizlere düşüyor. Genç insanlara düşüyor. Burada başta valimiz, çok çalışkan bir genç belediye başkanımız, diğer bilim müdürleri, daire müdürlerimiz. Benim gibi kimse ihtiyar değil. Saçlı sarımlı en yaşlı adam benim. 89 yaşındayım. Şimdi, ama ben bunun, bu tür olayların hastasıyım. Bana bu Karaman'a gelen her kişi bu tür olaylarla gelmesi lazım. Şimdi Karaman çevre illerden, çevre illerimizden sanayisiyle, ulaşımıyla en güzel illerden bir tanesidir. Temiz bir ildir. Caddesi, sokaklarında pis şeyler göremezsiniz. Çok endemlidir. Tabii ufak tefek eksiklerimiz olabilecek. Bunlar hep gerekirse yapılıyor. Düzenleniyor, kaldırımı, asfaltı, her türlü şeyler de yapılıyor. Şimdi 1961'de Dil Bayramı'nı kutlamaya başladığı zaman Karaman'daki tarihi yapıtların tamamı yıkıktı. 61'den sonra onarım başladı. Gerek Turizm Bakanlığı, gerekse şey neydi bu, Vakıflar Genel Müdürlüğü bu tarihi yapıtları ele aldı. Şey, Partenev dediğiniz, Rüyandaya ev dediğiniz, Çeşmelik ise dediğiniz, hep bunlar yıkıktı, kapalıydı. İşte ondan bu tarafa oldu. Dil Bayramı'nın bizim için, Karaman Turizm için Türk Dil Bayramı çok önemlidir. Sayın Valimiz de belediye başkanımız bunu çok iyi bilirler. Yakında sanırım belediye başkanımız bu konuda bir toplantı yapacak. Bir kültür fuarı gibi düzenlemeyi düşünüyor kendisine. Ben şimdi de bundan memnunum. Biz Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nı Gazi Okulu'nun bahçesinde konser verdik. Sunakhan burada nişanlandı. Sunakhan'ın nişan şahidiyim. İşte şimdi mesela. Evet. Şimdi başka daha diyecek çok şeylerim var da. Bunlardan besleniyoruz. Biz bunlardan besleniyoruz hocam. Tabii. Yani bu tarz bilgilerden besleniyoruz. Ama işte mesela sizin verdiğiniz bilgiler şimdi
Türk Dil Bayramı yapılacak. Evet. Biz bunu başkanım uygun görürseniz, yani bizler de içinde bulunalım. Zaten muhakkak zaten haber verecek ama biz şunu yapalım. Mesela seyahat ajantası, folklorik turizm. Ben hemen yine işi pazarlama yapacağım. Şimdi folklorik turizm diye bir firma var ve sahibiyle geçen tanıştım. Onlar festivalleri takip ediyorlar. Biz aycanlı planlanırken bile o seyahat ajantaları irtibata geçelim. Yani bir tarafından şeyimiz olsun. Yani Türkiye'de dışarıda işte bazı sezon tur gibi şeyler var. Bunları takip ediyorlar mesela. Biz onları da aynı zamanda işin içerisine katmış olalım. Eş zamanlı yapsak. Devam etsin bu proje. Değerli Hanım, ben sözümü bitirmek istiyorum. Öncelikle Karaman'da otel yapımcılığını, otel işletmeciliğine gönül vermiş bu saydığım otel sahiplerine burada teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bunun sıkıntısını 1960'lı yıllarda biz çok çektik. Yer bulamadık, Konya'ya gittiler. Tekstil fabrikasının konuk evlerinde, konuklarımızda evlerim. Endonezya Büyükelçisi'ni evimde ben ağırladım. Sovyet Rusya Büyükelçilerini başka bir yere gönderdik. Bütün her dil bayramımızda mutlaka elçilik uzmanları komple gelirdi buraya. Böyle bir kişi, iki kişi değil. 10 kişi, 20 kişi birden gelirler. Tabii evet, işte bunları bekliyoruz. Tekrar teşekkür, bu alkış sözümü kesmek. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben öncelikle Sayın Valide Filozof Başkanıma, size çok teşekkür ediyorum. Katılan herkese de çok teşekkür ediyorum. Daha önce söylediğimiz zaman şunu söylüyoruz. Füzyon değişikliği lazım, hukuk değişikliği lazım. Hep birlikte bu şehrin nasıl gelişir, nasıl kalkınır, nasıl bir noktaya gelir alanda hep çalışmamız gerekir diyordu. Tek taraflı bakmamak gerekir. Bazen belirleyici kavramı şehrin ekonomik, sosyal kalkınmasının içerisinde de yer alan ama yeri geldiği zaman da kaldırımı bir olarak yapan bir kesim olarak da görmek lazım. Bu program başlamasında Sayın Valim bahsetmişti, size tanışmıyorduk. Gerçekten heyecanla bahsetmişti, keyif almıştı. Biz de her zaman söylüyorduk, bizim şehrimizin değerleri var. Bu değerlere kendimiz öncelikle sahip çıkmamız lazım. Arkasından da bu değerlerimizi dünyaya tanıtmamız lazım demiştik. Bunun başlangıcı hep birlikte gerçekleştirdik. Bundan sonra daha hızlı yürümemiz gerektiğine inanıyorum. Bununla ilgili işte turizm çağrımı kalmayacağını, öyle planlama, Mevlana Kalkınma Ajansı, Karaman Belediyesi ve herkesin desteğiyle birlikte bunu oluşturacağız. Bunlar sizinle de görüşüyoruz. Çünkü Amasya'yı 2000 yılı öncesi ve 2000 yılı sonrası diye ayırdığımız zaman Amasya'ya gelen turistler gerçekten kendi başına böyle işte Aynalı Mağara dediğimiz kısımlar şehrin dışında tek başına ellerince bir rehber haritasıyla dolaşan turistler var. Kim nereden gelir, nasıl gider, bir turizm ofisi falan yoktu, onu hemen belirteyim. Ama o dönemin valisi Sayın Hüseyin Koray ve belediye başkanımız gerçekten çok yoğun bir çalışma içerisine girdiler. İstanbul Rehberler Odası başkanıyla bizzat birebir görüşerek, işte Ankara İstanbul gibi billboardlarda tanıtımlar yaparak, bugünkü sayılara yani o yüzlerle binlerle ifade edilen sayılar bugün işte bahsettiğiniz 500 binlerle 600 binlerle ifade ediliyor. Ben kesinlikle Karaman'ın da bu seviyelere çıkabileceği konusunda hiç en ufak bir şüphem yok. Çünkü Türkiye'de birçok yeri gezmiş bir insanım. Bugün Beypazarı'nda Ankara'nın İstanbul'a hafta sonu gelip giden, niye gelip gittiklerini de işte onlar da bazen bilmiyorlar ama bir tarhanasıyla, ev yemekleriyle, restoranlarıyla, işte Kale grubunun yaptığı bir evlerin dışlarının beyaz boyanmasıyla bunlar var. İşte bir Safranbolu, inanın ben 97 yılında Safranbolu'da çalıştığım zaman gittiğimde sıkılırdım. Şimdi turistlerden içeri girilemiyor, adım atılamıyor diyorlar. Gidecek neler yapabilir falan. Hemen benim şu akrabam var, bu akrabam var, haber verelim, seyahat ajansı bulalım falan. Hemen böyle bir şeye girilebiliyor. Bu birçok yerde yok yani. Onun için biz bunlara malzemelerimizi verdiğimiz zaman hemen şey yapmış olacağız. Çok rahat dağılabilecek yani. Onun için biz yeter ki şunlar Allah'ın izniyle oldu. Şimdi çevirileri de yapıyoruz. Salsın Mevcut'a kalkınma ajansı. Biz bundan sonra tamamen reklama yöneleceğiz inşallah. 2009 yılında ticaret ve sanayi odası olarak Karaman'a farklı bir ekonomik sektör yaratmamız gerektiği yolunda harekete geçtik. Bir taraftan Karaman'ın gıdanın başyeri olmasına uğraş verirken bir taraftan da turizm için gerekli altyapının ve değerlerinin olduğunu
gözlemleyip bunu ön plana çıkarmaya amaçladık. Bacasız fabrika olarak. O gün ticaret ve sanayi odası olarak başladık ama bugün bu kalabalığı görünce çok mutlu olduğunu ifade etmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Mevlana Kalkınma Ajansımız, Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız bu işi sahipleniyor. Ben bundan sonraki süreçte birlik bütünlük içerisinde bu yolu daha hızlı alacağımıza inanıyorum. Çünkü 26 Aralık 2013 tarihinden itibaren Sayın Lütfelvan'ın ilimiz milletvekilinin bakan olması sebebiyle yolların, işte havaalanı projesinin, hızlı tren projesinin bu turizme daha büyük girme kazandıracağına inanıyorum. Yeter ki birlik beraberlik içerisinde Sayın Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi hedefleri doğru koyarak bu hedeflere koşabilirim. Biz buna başaracağımıza inanıyorum. Çünkü elimizde yeterli şeyler var. Konyalı arkadaşlarım da var. Mevlana Kalkınma Ajansı'ndan geliyorlar ama biz ilk önerdiğimizde bunu Konya Karaman'ı bir interland olarak düşünelim. Bir bütünlük içerisinde yapalım dedik. Ama çok şey görmedi. Ama Karaman olarak bizim turizm değerlerimiz daha fazla. Beraber hareket, destinasyon kültürüne geçiş oluyor. Şimdi mesela bizim Konya'ya ihtiyacımız var, Konya'nın da bize ihtiyacı var. Sebebini söyleyeyim. Mesela şu anda turizmde şuradan para kazanıyor. Bir turist, direkt bu rehberler odası başkanı söyledi, Zeki Apalı'nın söylediği bir şeydir Ankara'da. Antalya'ya şu anda eksi 450 lira iniyor bir turist. Sonra o kişi Antalya'ya indikten sonra işte halı sattıracak. Gel size gelin buraya işte Ermeni'ye götüreyim diyecek. Bunlardan para kazanılıyor. Yani ben de Amerika'da bir rehberlik yaptım. Bakıyordum burada Hürriyet Seyahati açtığınız zaman işte 599 dolar Amerika'ya. Nasıl olur? Bilet parası bu değil yani şeyinde. Şimdi oraya geldi. Ondan sonra ben gezdirdim. Rehber dedi gruba, buraya gelmişken Washington'a gitmek ister misiniz? Herkes tabii gelmişken gidelim dedi. Ben 60 dolara araba kiraladım, 160 dolara sattım. O da 420 dolara onu sattı. Oradan 250-300 dolar oradan para kazanıyor. Öyle sıfırı yakalıyorlar ve sonra kâra geçiriyorlar. Onun için yani şu an Şebihanuz törenlerinde ki şu an bir seyahat hanesi, daha önce konuştuğumuz seyahat hanesi bu dönem yaptı. Şebihanuz dönemlerinde ve diğer dönemde buraya Karaman'a tur düzenliyor. Bizim şey onlar için önemli aynı zamanda Konya'da. Oradan para kazanacak seyahat ajantaları. Yani yan transferlerden, yemeğinden oradan buradan para kazanıyor. Onun için biz destinasyon olarak şey yapacağız. Mesela Emir Turizm Fuarı'nda Sayın Valim Başkanım şey yaptık. Niğde'de bizim yani Konya'da Niğde üzerinden şeydir. Niğde bir toplantı yaptık. Niğde üzerinden Kapadokya yapalım. Böyle bir destinasyon açalım. Şimdi Aksaray üzerinden gidiyor. O zaman bizi fast geçiyorlar. Şimdi Niğde ile konuştuk. Onlar da çok iştiyaklılar. İşte bir araya gelelim diye konuşalım diye randevulaştık yani. Hatta Cuma günü mesela şu an 10 il Sivas'tan çok 10 il Karadeniz illeri, Sivas, Çorum, Tokat, Amasya toplantıyoruz. Beraber hareket etmek için. Onun için bizler de yani hem kendi başımıza turist gelebileceğine inanıyoruz. Şimdi turizm böyle gelişimle ilgili ben bir oran versem, yani oranı 3 aşağı 5 yukarı bakmayın. Yani %100'lük bir ne yapılması gerekiyor? %25 fiziki yapılacak şeyler. Sokak sağlamlaştırma, restorasyon yani şeyinde. Diğer %25 basına düşüyor. Yani sizin haberler üretmeniz. İşte çok güzel fotoğraflar, özellikle fotoğrafçılar derneğimiz var. Beraber hareket etmek evet. Kültürü olur. Onlardan rica edeceğiz fotoğrafı. Siz yayınlayacaksınız. Ondan sonra işte diğer tarafta telefon hattımız olacak. Yani bu line'ın işlemesi lazım. Sonra %25 de seyahat ajantaları. Sonra diğer %25 gelen kişilerin memnun ayrılması. Yani milyonlarca liralık yatırım yapın. Bugün bazı izlerimiz öyle. Kastamonu, Sivas mesela yani şey gitti. Her şeyi bitirmişler. Sayın Valim bilirsiniz oraları bilirsen. Her şey bitmiş. Restorasyon. Ama şey yok. Kastamonu valimiz vardı. Ya camdan göstermedi. Niye burada turist yok diyor. Ama yani 1.5 milyon turist gelen Safranbolu sizin bir tane Kastamonu terpalyanız yoksa şu kadar yakın diye demeyin. Bugün Facebook'unuz yoksa bir hiçsiniz yani bu dünyada. Dünya şu anda %65 şey yapıyor. Konya'da bir otel var. Hiç otel diye. Hiç otel 1.5 yıl içerisinde 87 farklı ülkeden insan konaklattı. Ve hiç reklam yapmıyor. TripAdvisor üzerinden booking.com ki TripAdvisor'da en iyi mükemmellik ödülü aldı. Ve reklamı yok. Yani gelen kişi kendi reklam yapıyor. Onun için kimse, ben yani Konya'da da şu anda şey yapıyoruz, Konya'da da işte o konuştuğumuz zaman herkes sorun söylüyor. Yok, bir başarı örneği var. Yani kitle turizmi diyoruz ama 5000 liraya Konya'yı dolaştıran seyahat ajansı var ve Konya'da. Yarın sabah onunlayız şimdi yani. Onu bu sefer buraya nasıl çekeceğiz? Yani onunla uğraşıyoruz. Yarın sabah randevulaştık.
Yani bu tarz nitelikli işi yapanlar da var. Ama orada işte bu line'in işlemesi lazım. Şimdi biz reklam yaptık. Turizm danışma hattı yoksa dakika bir gol diyor. Kesildi. İyi bir web siteniz yoksa ki o süreçlere de geçeceğiz şimdi. Şey yapıyor. Biri bu line'in tam işlemesi gerekiyor. Burada seyahat ajansı ondan sonra satacak ürünü, gelecek restoranda güzel yemek yiyecek, kahvaltısını yapacak. Bu line'ı şu anda bu paketlerle en azından askeri olarak tutturduk. İnşallah bunu işte tanıtırız ama orada işte artık top size geçiyor. İnşallah tabii. Biz bu konuda şimdiden size söz verebiliriz. Bir süredir işte bir araya gelebilme kültürünü paylaşan basın mensubu arkadaşlar olarak olumluluk kültüründen besleniyoruz. Ve olumluluğun yayılması için çaba sarf ediyoruz. O zaman biz de kazanıyoruz. Bu işin parçası olmaya hazırız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, harikasın. Valla söz alan yoksa benim eklemek istediğim bir şey var. Çünkü o uyarı geldi, unutmuştum söylemeyi. Şimdi... Sayın Valim, biliyorsunuz İtalya'da Torino'ya bu tarım sal 168 ülkenin katıldığı bir fuara katıldım. Katılma sebebim de Divle peyniri ile ilgiliydi. Bu Divle peyniri İtalya Torino'da en iyi peynir seçildi. Şimdi bu Divle peynirinin üretildiği köye siz gitmemişsiniz sanırım. Saklandığı mağarayı görmeniz lazım. Ve bu tura mutlaka eklenebilecek bir ürün. Gerçekten bakın yani dünyadaki Avrupa ülkelerindeki o meşhur çok yüksek eurolara satılan peynirlerin önüne geçti. Ben Kasım ayında bir sito fuarına takıldım İstanbul'da. Bu yöresel ürünler ve doğal ürünleri tüketen şeflerle birlikte olma fırsatı buldum. Yavuz Tekelioğlu Profesör Doktor, Yüce Vakfı Başkanı. Bu coğrafi işaretlerini üzülüm de çok iyi biliyordur. Bizim ekşi kara üzümümüz. Dün coğrafi işaretlemesi üzerine çalışmalar başlatacağız. Bizim gün yüzüne çıkmayan değerlerimizden biri de ekşi kara üzümümüz. Ayrıca Divle peyniri için şunu ilave edeyim. Bu Fransızlar Roquefort peyniri için geliyorlar. Divle'den bakteri alıyorlar, Fransa'ya götürüyorlar. Yani ben dünyadaki 5 peynir arasında biliyordum. Bana söylediği hocamın dünyada birinci peynir olacaksınız. Şimdi işte bakın bu ne kadar değerli bir bilgiye. Ama işte medya üstadım şeyinde. Fakat medya derken zaten medya aradığını buluyor mu? Sizinle de medya arasında bir line kurmamız. Onun için mailler yazmışızdır yüksek ihtimalle. Kendi içimizde bir iç iletişim grubu kuralım. Çünkü her gün sizi arayamazlar ya da her gün işte bir başka gelişmeyi öğrenemezler. Siz ortak bir havuz yapalım üstadım. İnternet sizin o işiniz. Facebook bunun için bayağı güzel bir platform. Facebook'ta ortak bir iç iletişim ağı kuralım. Böyle siz otomatik atın bir şey olduğu zaman. Oradan olanı siz. Yani kendi içimizde bir kere haberdar olalım meselelerimizden. Hele bu ekoturizm. Şimdi biz ekoturizme şu anda çok fazla sözel olarak girmedim. Çünkü şu anda bir de satın alınabilir ürün olması gerekiyor. Ama potansiyel noktasında yeri geldi. Benim favori turizm çeşitimdir özellikle. Onu söylemek istiyorum. Mesela şunlar turistler. Pastoral Vadisi.com'a girerseniz görürsünüz. Fransızların %53'ü tatilini köylerde geçiriyorlar. O kadar büyük bir oran. Milyar dolarlık bir pasta var. İşte Hollanda'ya gittik biz araştırdık. Hollanda'da bir Ecihad diye bir kuruluş var. Biz STK 3 bin tane ekoturizm çiftliği bağlı. İşte bunlar hele ameliliği de onları yaptırıyorlar. Üstüne üstlük bir de para alıyorlar. Bakın fiyatları da var. 95 lira para alıyorlar. Ve o kadar hoşundaki bu fotoğrafı ben çektim. Yani Fethiye'de iki tane bayan çapa yapıyorlar. Yani bikinilerle şeylerle çapa yapıyorlar bayanlar. Ve işte bunların fotoğrafı özellikle şunları ben çektim. İlgili. Biz buna hep örnekler gördük. Daha sonra işte eşimle beraber bu meraklıyız özellikle yöresel ürünlere şeyi. İşte yapın diyordum birçok yere. En son artık elimizi biraz taşın altına soktuk. Dadalı köyü diye bir köyde şu an turistler geldiği zaman işte inek sağmaya beraber gidiyorlar. Yani biz köylü olduğumuz için inek sağdırız diyorduk. Yok inekler herkese sağdırtmıyormuş mesela. Şimdi ineği gözlemletiyoruz mesela. Çocuklar fonluktan yumurta topluyorlar. Ve şu yumurta mesela şu ayrı bir turist aile, bu ayrı bir turist aile. Bunlar yerli. Fonluktan yumurta toplamaya şey yapıyorlar. Para almıyor abla. Yumurtayı zaten para alıyor da besletmek için bile para alıyoruz. Yani şey. Turistler veriyorlar. Hem de fazlasıyla veriyorlar. Yani ben 4 günlük bir buzağı işte çocuklarımı gösterince, ailemi gösterince çok mutlu oluyorum. Küçükten köyde yaptığımız şeyleri şimdi turistlere yaptırıyoruz. Ve her biri için bir para alıyor ve gönülden para veriyor. Bir
köyde o kadar memnun kaldılar ki işte. Bu sondaki benim oğlum, anlaştık, bu turist aile işte çocuklara şey yapıyor. Müthiş mutlu oldular. Binlerce kişinin geldiği bir köy haline geldi işte. Havva abla 75 liraya traktör kullanma eğitimi var. Şu Avusturya Büyükelçisi, yere oturtuyoruz falan böyle. Bir 10 dakika geldi, bir buçuk saat kalkamadı. Belki ayaklarıyla işte kalkamadı ama garibim. Sonuçta biz hemen mancarlı pide, orada üzüm suyu şey yapıyoruz, veriyoruz onlara. İşte böyle koluktan yumurta toplanıyor, ATV'ler yaptırıyoruz. Sonra yüzlerce kişinin geldiği bir köy haline geldi. Ama fark ettiyseniz her şey hijyenik olmasa dikkat edin. Sofra adabı falan eğitim veriyoruz. Ama bunlar şu anda çok bahsetmedim. Buna biraz zaman var. Yani şu anda mevcutları şey yapalım. Zamanlarda ki taş kedi muhakkak yapmamız lazım. Zaten emekli Sayın Başkanım'la konuşurken öyle bir süreç başlıyor. Şeyinde önümüzdeki sene için o doğal turizm üstüyle beraber bütün sistemi kurmuştu. Zeybe pazarında yan tarafına bungalovlar yapılacak ama önemli olan yöreselik. Bu Avusturyalı bir gece kına gecesi yapıyoruz mesela burada. Avusturyalı bir gelin. Bunlar hep direkt örnekler yani şu anda. Orada da başında böyle ablaları falan şey yaptık. Şunu gösterdim. Şu bir bayramda köy fulldü. İzmirli seyahat şeyler bunlar. Otel sahipleri, pardon, Marmaris'te otel sahipleri tatilini geçirmek için köye geldi. Onların hepsinin isimleri de var. İşlerinden birini hemen gelin yapıyoruz. Ablalarımız belli 250 lira alıyorlar kına gecesi karşılığında. İşte yapıyoruz, ortak yemek yiyoruz. Ve o köye mesela 25 lira para bırakmışlar. Yani o kadar kolay ki bu işleri yapmak. Yeter ki insan organizasyonu. Allah'ın izniyle bir insan burada, gani gani var yani. Ondan yana hiç sorun yok. Ama işte biz şu anda tabii adım adım gitmek lazım. Şu anda mevcutlarımız var. Yani biz de mesela ben evde, eşim evde ekmeğimizi yapıyor. Balıkesir'de su değirmeninde çekilmiş un geliyor. Hatay'dan zeytinimizi alıyoruz, Hakkari'den balımızı alıyoruz, internetten. Sağ olsun siz böyle yaptığınız girişimle şu anda biz artık var diyebiliyoruz. Ve bunu çoğaltmamız gerekiyor. Bu susuz domates falan yani çok şeyimizde. Ama eğer ki satan bir yer yoksa bizim için yoktur. Yani Ufuk Bey olmasa belki ki sadece şeydi, diğer derneklerimiz de var. Hani biz ürüne dönüştüremiyoruz bunu. Herkese Barış Bey olmasa ürüne dönüştüremiyoruz. Onun için hepimiz ayrı öneme sahibiz. Onun için bunlar daha da fazlalaştıralım. Artık haberdar edilsin beni. Bizler de aralarımızda genelde burada oluyoruz değişik dönemlerde. Şey yapalım, lütfen bunları fazlalaştıralım. Sonra da siz yiyeceksiniz hocam, değil mi? İnşallah. Seyahat ajansı satacak. Evelallah böyle şey yaparız. Başkanlarımdan da şunu özellikle rica ediyorum. Bu yani özel ticaret kurusu ve başkanları biraz bütçe çok gerekmiyor bu işler için ama biz diyelim ki bir seyahat ajansı getirdiğimiz zaman onları rahat artık getiriyor biliyor olmamız lazım. Yani işte ya önümüzdeki hafta mesela şeyleri getireceğim. Şu İzmir, Giresun'da yaptığımız şeyleri doğa turizm üssü için ve sizin proje için getireceğiz. O know-how'u buraya getirmiş olacak. Yani o tarz şeyler biz elimizden geleni yaparız. Türkiye'de de anahtar insanlar var. Onlara evvela bu know-how'u buraya çekeriz inşallah. Yetkili, madem onlar orada bir hükümleri demeyeyim, yani emniyet niye kapıldı, kapılmadı meselesi. Öncelikle mevka aracıyla kapılıyordu, mevka yönetim kurulu kararıyla kapılmama yönde irade ortaya çıktı. Dolayısıyla hem Konya hem Karaman 2015 emniyet duvarına kapılmadı. Ben sadece geçen yıl kapıldım, 2013 yılındakine katılamamıştım. Doğrusu hiç olumlu bir itibariyle dönmem. Orada iki gün falan kaldı. Eğer duru bulgurun bulgur ikram varsa bizim Karaman standına göre maşallah epey bir kuyruk. Bir ara tümde bir arıza oldu. Bir baktık kimse kalmadı. Yani burada profesyonel şeyler var. Yani tuvalına katılabiliriz. Sesli problem var. Şimdi böyle yeme içme ağırlıklı ben bu arada şunu gördüm. Yani bizim vilayetlerin verdiği bölümler ya elinde çantası olan ya da boş çantayı temin edip hem gezerken karnıyorlar hem de orada yiyecek içecek evine götürenler kardeşlerimiz, abimiz, ablalarımız epey var. Bizim valiliklerin standında olduğu yerde ağırlıklı görüntü böyleydi. Geçen de yanlış değilsem Bitlis valimiz ki yeni vali arkadaşımız o da isyan etmiş. Sayın Cumhurbaşkanım daha da gelmem demiş yani onda ben yeni okutu yaptım. Ama bu arada katılmama eksiklik mi? Doğrusu söylediğim gibi ben bir defa katıldım, olumlu bir intibayla dönmedim ama yıllardan beri katılıp birden fazla 3-5-10 kere katılan arkadaşlarımızla görüştüğümüzde valla katılmadı demesinler diye katılıyoruz diyenler %99'da böyle onlar şey yapıyor. Esas söylemek istediğim bu değil ama yani ben hocama teşekkürler oradan başladık. Şimdi gerçekten emniyetin bize katkısı hocam tanışmamız oldu. Ben özetle böyle diyeyim. Estağfurullah. Ondan uyarıda MEVPA desteğiyle beraber hocamızla devam ediyoruz. İnşallah bu başlangıç arkasında çok güzel gelecek. Orada bütün kalbimle inanıyorum. Ben
Sayın Mustafa abimizin sözüne bir açıklama getirmek için de birkaç cümle ifade etmek isterim. Bu burada Karaman'ı tanıttığım konusunda, yani özellikle gelen insanlarımıza rehberlik etme hususunda eksiklik oldu benim de gözlemim. Bunu giderim amacıyla ben Halk Eğitim Müdürlüğü'ne talimatı verdik. Şu anda Halk Eğitim aracılığıyla arkadaşlarım da duymuş olsunlar. Önümüzdeki günlerde kurs açılacak. Tabii şunu siz daha iyi biliyorsunuz. Belgeli turist rehberler, onun epey bir katı şartları var. Herhalde biz onu Karaman ölçelim şu an için. Şu an sağlamamız zor ama bir ihtiyaç olduğunu farkındayız. En azından bunu Halk Eğitim aracılığıyla bu eksikliği gidermeye çalışacağız. Bu konuda da böyle yetişmiş, tecrübeli abilerimize de destek bekliyoruz. Diğer taraftan tabii ilk söz alan Ali hocamız da, Sayın Ali Ünder, benim de içimden geçiyordu hocam anlatırken. Diyoruz tarihimiz var, kültürümüz var, doğamız var. Yani diğer ifadeyle un, şeker, yağ hepsi var ama bir türlü Karamanlılar turizm konusunda biz helva yapamıyoruz diyorduk. İnşallah helva yapmayı da öğreniyoruz. Hocamızın bu konuda da aşırı başarı için ben teşekkür ederim. El birliğiyle biz de çırak olarak hazırız. Karaman'a turizmi getireceğiz. İnşallah helvayı yapacağız. Bütün kalbimde inanıyorum. Ama burada hedef büyük tutmamız lazım. Geldiğimden bir iki ay sonra şimdi detaya girmeyeceğim ama yani birileri gelecekti. Ondan sonra bir baktık teklif getirenler çırağı 10. basamağa koydularsa 2. 3. basamağa çektiler. Yani çok ondan sonra da o proje olmadı. Yani ben açıklamıyorum. Şimdi burada hepimiz çok daha büyük ölçekli bakmalıyız hadiseye. Bu önemli. El birliği yapmalıyız. Çok çok önemli. Yani eğer bu tarafa çekerse bu birlik beraberlik olmazsa bu işler yürümez. Diğer konuda da belki bir iki açıklama tabii ağırlıklı olarak bizim hedefimiz yabancı turistlerin gelmesi çok önemli. Ama yerli turizm de bence önemli. Çünkü o ayağımızda olduk bir eksik. Biz belki bu çeşitli spor aktiviteleriyle bir anlamda bunu 2014 yılında epey bir yol almaya çalıştık. Bu sene şu anda herhalde genç spor müdürümüz galiba sanılmıyordu ama ev taşıyacak bir izin verdi. Yani arkadaşımız müdürümüze değişti. Mesela Türkiye'deki spor organizasyonu ikisi gerçekleşti. Üçüncüsü hemen önümüzdeki günlerde olacak. Çeşitli kafirlerden halinde burada değişik spor branşlarında insanların Karaman'da yarışmasını sağlıyoruz. Hatta kampın birisi burada oldu geçen yıl. Bu da hem tanınma hem de Karaman'a geri getirme anlamında bu da önemli. Şu anda bu tür çalışmalar devam ediyor. İnşallah daha da iyi olacak. Evet. Ümitliyim ben. Ama burada beraber hepimiz çalışacağız. Yani turizmdeki altyapı konusunda da genel bayağı ciddi yatırımlarımız var. Mesela bu şu anda orada bir ismi vereyim. Şimdi Çatalhöyük'e gelen turistlerin asfalt yoldan Karadağ ulaşmasıyla ilgili arada bir 9 kilometrelik şey vardı. Süleyman Hacı, Madenşehir arasında asfalt olmayan 9 kilometrelik yol vardı. Biz geçen yıl özel idare olarak bunun ihalesini yaptık. Yol çalışmamız Ahmet Bey gerçi Ahmet'in sonu geldi ama şu anda tabii araya kış girdiği için inşallah bu senenin içinde asfalt olarak orası da açılacak. Yani kendi arasında bunu da alabilirsiniz hocam. Çünkü böyle Konya'da Karaman üzerinde uzun bir mesafe kat etme yerine daha kısa yoldan gelme imkanına kavuşmuş olacak. Yani o da yine tekniklerimiz var. Şimdi gerçi belki çok basit bir örnek ama şu anda yönlendirme levhalarımız falan da karayollarına ilettik. Geçtiğimiz hafta sonunda. Dolayısıyla şu anda karayolları da artık bundan sonra bizim tarihi, kültürel değerlerimizi karayolundan geçen birisine göstermiş olacak. Yani en azından yönlendirme, şu mesafedir, şunlar var. Bir karayolundan geçerken bir Hazreti Mevlana'nın annesinin burada olduğunu insanlarımız görmüş olacak. Uzaktan algılayacak. Belki ondan sonra bir olay mı diyebilir? Çünkü transit geçen insanlar çok ama herhalde Silivri'ye deniz turizmine giden Ankara'da Karaman'a
çevre yoldan devam eden insanlar epey çok olduğuna olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Ben hocama çok teşekkür ediyorum tekrar. İnşallah Erbil'iyle olumlu neticeler alacağımıza inanıyorum. Çok sağ olun.